Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci uzun sap bağlama dersinizde çok güzel bir eserimiz var. Hatay yöremize ait bir halay havası. Bu eseri hatırladınız mı? Hani Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filminde bir düğün sahnesi var. İşte o düğün sahnesinde bu eser okunuyor. Eli elime değdi de hem ben yandım hem kendi diye çok güzel coşkulu bir türkümüz. Evet, bugün bu türkümüzü öğreneceğiz. Vuruşumuz 4 zamanlı, yani usul 4 zamanlıdan oluşuyor. 4 bölü 4 nedir? Bir cümleyi okuyana kadar elimiz 4 defa inip çıkacak. Bakın. Eli elime değdi de 4 defa. Yine. Hem ben yandım hem kendi. Yine 4. Her cümlede 4 tane tempo var. Vuruş var. Mızrak vuruşumuz ise bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Mesela do re mi mi aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Do re mi 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 re mi re re do. En son bakın do tek vuruş. Uzun nota. Bu dörtlük. Bu birbirine bağlı ikişerli olan notaların hepsi sekizlik nota. Yani yarım vuruş. Bir iniyoruz do, çıkarken re diyoruz. Bir dörtlük tamamlanıyor. Buna eşit geliyor. Bunların hepsi çengeli var. Bakın bağlı birbirine. Bunlar sekizlik nota. Yani yarım vuruş. Her bir ok işareti yarım vuruşa denk geliyor. Do, re, mi, 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 mi. Mi, mi, re, mi, re, re, do. Evet, bağlamamızı alalım. Bakalım. Bağlamamızı yine dizimizin üzerine koyuyoruz. Düzgün bir şekilde böyle. Burunla dirseğimizle tuttuğumuz zaman bağlamamız hiç böyle düşmeyecek. Yani bağlamayı böyle bununla denge sağlamayacağız. Burada bağlamamızı sabit tutmaya dikkat edeceğiz. Ben şu an ayağımı bir sandalyeye koydum. Şu an çalışmaları böyle yapıyorum. Siz oturarak yapabilirsiniz. Sandalyeye, divana, bir koltuğa, her neyse. Bu şekil. Evet. La, boş, si. Şu beyaz işaretler ana perdeleri gösteriyor. Si, do. Yine parmağımızı dik bir şekilde bu beyaz işaretlerin hemen hemen hizasına basacağız. İki perdenin boşluğuna bakın. Eğer perde üzerine basarsak çızırtı olur. Ses çıkmaz. Do, re, mi, mi, re, do. Bakın bu türkümüz toplam 3 tane sesten oluşuyor. Do, re, mi. Bu seslerden oluşuyor. Evet. Vuruşumuz nasıl? Bir aşağı bir yukarı. Durmaksızın çalacağız. Tempoyu bozmayacağız. Çalarken bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı hiç durmaksızın sayacak. Saatin ibresi gibi. Tik tak, tik tak şeklinde. En son do, tek vurup, aşağı vurup elimiz boş çekeceğiz. Bakın. Do, bu, do. Evet, şimdi şu cümleyi çalalım bakalım. Do, re, mi, 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 mi. Evet, çalıyoruz. Birinci parmak. Bu da birinci parmak, mi üçüncü parmak. Do, re, mi, 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 mi. Evet, geldik. Bir daha aynısını. Do, re, mi, 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 mi. Şimdi de mi, mi, re, mi, re, re, do. Aynı üçüncü parmağımız burada oynatmıyoruz. Mi, mi, re, mi. Bakın şunları hızlı bir şekilde. Re, birinci parmak, mi üçüncü parmak. Re aşağı, mi yukarı. Alt sırayı bir daha çalıyorum. Mi, mi, re, mi, re, re, do. Baştan aldım. Do, re, mi, 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 mi. Birinci satır bitti. İkinci satır. Mi, mi, re, mi, re, re, do. Do, re, mi, 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 re, mi, re, re, do. Do,
Eserimizi bir dörtlük okuyalım. Önce ara sazını çalıyorum. YouTube kanalımı ziyaret edin. YouTube kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınıza önerin. Halk müziğimizi yaşatalım. Yaşayalım. Evet sevgili dostlar. Böylece bir çalışmanın daha sonuna geldik. Üçüncü dersimizde çok güzel bir türkümüz var. Sürpriz olsun. Harika bir türkü o da. Üçüncü dersimizde buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.